Merhaba arkadaşlar. Bugün kadın erkek ilişkilerinde ten uyumu nedir? Feromenlerin etkisi nedir? Bunlardan bahsedeceğim ben sizlere. Benim karşımda tahta var. Dönem dönem tahtadan faydalanacağım. Story'de bunu ben sizinle paylaşacağım. Oradan inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bir kadın bir erkeği gördüğü zaman ya da bir erkek bir kadını gördüğü zaman acaba ne oluyor da cinsel istek duyuyor? Yani kimilerine cinsel istek duyuyorsunuz, kimilerine duymuyorsunuz. Bunlar birinci etken, bunu zaten hepimiz biliyoruz. Görsellik. Bir kadın bir erkeğe baktığı zaman arkadaşlar, bu erkekte kas yapısı mevcutsa, kadında diyor ki bu bir güç göstergesi diyor. Bu güçlü erkek, ilkel yaşamı düşünün lütfen, avlanabilir, bize yiyecek getirir, ileride olan çocuklarıma da bu güçlü erkek iyi bakacaktır diyor. Yani kadının görsellikte baktığı birinci öncelik kas gücü. İkinci, ten uyumu ve feromene geçeceğim biraz sonra. Şimdi bir erkek bir kadında neye bakacak? Özellikle yuvarlak hatlarının olmasına bakacak. Yuvarlak hatlarının olması ne anlamı geliyor bir kadının? Doğurganlık anlamına geliyor arkadaşlar. Erkek içgüdüsel olarak diyecek ki bu kadının yumurtalıkları iyi çalışıyor ve bana iyi çocuklar verebilir, neslimi aktarabilirim diyecek. Tabii içgüdüsel yine. Peki ikinci mekanizmaya gelelim. Ten uyumu nedir? Neden biz bazılarına karşı bizim diyorsunuz hani tenim uydu. Kimine karşı da ya yok o işte bana göre değilmiş. Görsellik beni etkilese de daha sonra yakınlaştığımız zaman bir çekim gücü olmayacaktır. Feromen arkadaşlar, kitap diyor ki koku ve tat yoluyla bir hayvanı etkilemek için bir başka bir hayvan tarafından salgılanan kimyasaldır diyor. Şimdi bir takım etkiler var. Bunları ben isimleriyle paylaşacağım size. Daha sonra internetten bunları araştırıp bakabilirsiniz. Bir tanesi fareler üzerinde yapılmış deneylerden Li-Mut etkisi arkadaşlar. Dişi fareler birlikte yaşadıkları zaman, yani ortamda herhangi bir erkek fare olmadığı zaman bu farelerin adet döngüleri, yani östroz diyorlar onlara, duruyor. Witten etkisi, dişi farelerin içine bir tane erkek fare koyduğumuz zaman adet döngüleri tekrar başlıyor. Peki nereden algılıyor bu dişi fareler? Erkek farenin idrarındaki kokudan algılıyorlar arkadaşlar. Van der Berg etkisi neymiş? Erkekle yaşayan dişi fareler yine daha erken adet görüyorlar. Bruce etkisi neymiş? Döllenen dişi başka bir erkeğin idrarına maruz kalınca düşük yapıyor. Çok enteresan. Yani gebe bir farenin, diyelim ki diğer erkek fare öldü ya da gitti, başka bir fareyle aynı kutuya koyduğunuz zaman o yeni gelen farenin idrarından salgılanan kokuyla arkadaşlar bu fare düşük yapıyor. Çünkü içgüdüsel bilinç dışı diyor ki daha iyi bu erkeğin genleri daha iyi, onunla döllenirsin, karnındaki bebeği düşür. Çok enteresan. Şimdi insanlara geçelim. İnsanlarda peki feromenler nasıl etkileniyor? Bunu yurtta kalan arkadaşlarım bilecekler. Bana da söylerlerdi. Ben yurtta kaldığım için bilmiyorum arkadaşlar. Senkronize adet görme diye bir şey var yurtta kalan bayanlarda. Yani aynı odada kaldığınız zaman bir fark edersiniz ki beraber adet görmeye başlarsınız o odadaki kızlarla. Çünkü kızların yine birbirinizin idrarından ve derisinden, özellikle derisinden, hayvanlarda daha çok idrar, derisinden salgılanan feromenlerle döngülerinizin senkronize olduğunu göreceksiniz. Benim yaşadığım bir olaydan bahsedeyim size. Senkronize gebelik diye bir şey var yine. Yine beni izleyen hastalarımdan da diyecekler. Doktor hanım isim vermeyeceğim ben. Benim de başıma geldi diye. Aynı ortamda, aynı iş yerinde çalışan bir kişi gebe, bir kadın gebe kalınca bakın patır patır diğerleri de gebe kalmaya başlayacaklar. Yine benim asistanımda bir kişi gebe kaldı arkadaşlar. Arkasından 3, 4, 5, 6 tane gebelik birden böyle arka arkaya birer, ikişer, üçer aralarla herkes gebe kalmaya başladı. Tabii o zaman bunu biz ne kadar kadın doğma sistemi olsak da tesadüf zannediyorduk. Ama bakın feromenler bugün bunu açıklıyor. Tesadüf değil. Peki ovülasyon tişörtü diye bir çalışma var. Bu nasıl bir çalışma? Şimdi tam yumurtlama döneminde kadınlara erkek tişörtü giydiriliyor. Bir de yumurtlama döneminin dışında giydiriliyor. Daha sonra bu tişörtler erkeklere giydiriliyor ve soruyorlar hangi tişört daha iyi kokuyor, daha güzel koktu size diye. Erkekler diyor ki arkadaşlar yumurtlama dönemindeki, tabii bilmiyor erkekler hangi tişört olduğunu, yumurtlama dönemindeki tişörtü seçiyorlar. Yani yumurtlama dönemlerinde
kadınların saldığı feromenlerle daha cinsel olarak arzulanır, kokuyoruz. Androstenedion denen hormon, erkeklerde salgılanan bu hormon, cinsel uyarılınca salgılanıyor erkeklerden ve bu da çok önemli bir feromen. Yani bir erkek bir kadını arzuladığı zaman daha çok androstenedion salgılayacak. Biraz sonra anlatacağım size. Bu erkeğe yakınlaşırsanız sizde de cinsel istek artışı olabilir arkadaşlar. Bir anda ne olduğunuzu anlamazsınız. Aa, ben bundan hoşlanmıyordum, ne oldu diye. Erkeğin feromeniyle etkilenirsiniz. Peki, şimdi konu başlıklarına bakalım. Bu başlıklar dediğim gibi burada hani 10 dakikaya sığdıracağımız şeyler değil. Daha sonra inşallah sizlerle ayrıntılı konuşuruz. Hoşlanmadığınız bir erkek var arkadaşlar. Bu bayanların çok başına gelmiştir. Ve daha sonra çok iyi aşk başlıyor bu erkekle. Ya diyorsunuz ki biz çok iyi arkadaştık bununla. Ya ne oldu da acaba aşık oldum? İşte bakın feromenler bunu anlatıyor. Koku ve tat yoluyla etkilenebilirsiniz. Koku dedik, tat nereden gelecek arkadaşlar? Hoşlanmadığınız biriyle öpüşürseniz yine onun tükrüğünde de feromen var. Bir anda aşk başlayabilir. O yüzden kararınız verirken dikkatli olun. Hoşlanmıyorsanız, ya ben bununla bir şey yaşamak istemiyorum diyorsanız sınırlarınıza dikkat edin. O zaman neden bazıları bize güzel kokacak? Kimi de çok terlediği halde siz onun kokusunu duymayacaksınız. Tabii burada bir sürü etken var arkadaşlar. Bugün feromenleri konuşuyoruz. Eskiden askere gidilirken kadınlar ne yaparlardı arkadaşlar? Peçetelerini, işte tülbentlerini, mendillerini koltuk altlarına, boyunlarına koyup daha sonra da bunu askere giden sevgilisine, nişanlısına verirlerdi. Asker de bunu koklasın diye. Feromen bölgeleri nereler? Dedik ki en çok boyun ve koltuk altı. Peki parfümlerin etkisini şimdi daha iyi anlayabiliyor muyuz? Pahalı parfümlerin içinde acaba neler var? Kokunun sırrı ne? Kuantum fiziği bunu nasıl açıklıyor? O ayrı bir başlık alanı. Daha sonra açıklayacağım size. Teşekkür ederim. Şimdilik bu kadar yeterli arkadaşlar.